bir proje açıyorum. ASP.NET Webform Web File Upload diyorum. Empty Webform. Temizleyelim. Resim dosyası yükleyeceğim için bir images klasörü oluşturuyorum. Buraya dosya yüklemesi yapacağım. Önce default ASP ekşimi ekliyorum. Toolbox'ta bu işlemi bizim için kolaylaştıran bir kontrol var. File upload diye. Bunu yerleştiriyorum ilk olarak. Altına bu dosyayı yükle komutunu vermek için buton. Ve bu işlemin gerçekleşip gerçekleşmediğini belirteceğim, sonucu yazacak bir label. Adı label mesaj. İçerimde sildim. Butonun adı ID'si BTN'ye yükle, text'i yükle. File upload nesnesinin adı da file upload flu dosya yükleyici. Temel olarak bu yeterli bizim için. Şimdi bunun yapacağı işlem şu şekilde özetleyebiliriz. File upload ile bir dosyayı seçeceğiz. Bu dosyanın bazı özelliklerini tutacak bizim için. Daha sonra da yükle butonuna bastığımız zaman bunun yüklemesini gerçekleştireceğiz. Bu işlemde Solution Explorer'daki Images klasörü içerisine bir resim yükleme işlemi olarak özetleyebiliriz. Ama herhangi bir dosya yükleme işlemi yapılabilir. Ve son olarak da mesaja sonucu yazdıracağız. Bir de şey kontrolü. Dosya boyutuyla ilgili ayar da IIS üzerinde bu ayarı değiştirmemiz gerekiyor. Örneğin webconfig içerisinde request filtering içerisinde diyor ki limit olarak content içeriğinin uzunluğu maksimum bu olsun. Bunu dediğinizde webconfig içerisinden bu en fazla bu boyutta bir dosya yükleyebiliyorsunuz. Bu da 2 GB'a denk geliyor şu an. Bunun IIS Manager üzerinden ayarını yapmak için de şu şekilde size göstermiştim IIS Manager'ı. Buradan bakın filtering setting içerisinde. Yine buradan maksimum ayarını yapabiliyorsunuz. Maksimum URL uzunluğu, buna URL bizim linkimizin uzunluğu, onu da belirtebiliyorsunuz. Query string bunları göreceğiz. Statement, daha sonraki konularda query üzerinden geri gönderme. Temel olarak şunu bilmenizde fayda var. Mesela ihtiyacınız olduğunda örneğin işte 20 MB gönderiyorsunuz ama dosya yükleme sisteminiz 500 MB'a kadar dosya yüklemesi gerekiyor. O zaman aklınızda bulunacak
siz doğrudan bu ayarı arayacaksınız ve bunun ayarlarını yapacaksınız. Defaultte o kadar. Yükle butonuna bastım. Bunun içerisine kodlarımızı yazacağız. Kodları yazacağım, daha sonra yanlarına açıklamalar yazacağım ve üzerinde konuşuruz. Öncelikle dosyanın yolunu tutmamız gerekiyor. O file upload nesnesi bizim seçtiğimiz dosyanın adresini tutmak için kullanılacak. Dosya yol null olarak oluşturdum. FLU dosya yükleyici as file. Bu geriye boolean bir değer dönüyor. Dosya seçildiğinde burada dosya var mı yok mu? True false olayı. Varsa bu işlemi gerçekleştirir. Yoksa yükleyecek bir şey yok, hata verir. Dosya varsa as file. Bir iftar. Burada as file get diyorsa bu sadece sana bilgi verecektir. Sen true false diye değer veremezsin. Hatırlarsan property'lerde bir şey yok. HTTP posted file nesnesi oluşturuyor. Bilgilenecek. Failure yükleyici posted file. Yüklenecek dosyanın içeriğin uzunluğu, büyüklüğü 100.000. Daha sonra, yani bundan küçük olduğu sürece bu yükleme işlemini gerçekleştir. Bir if daha. Yüklenecek nokta content type. Contains image ise sadece resim yüklemek istiyorum burada. Bir grid nesnesi oluştur. Benzersiz grid. Grid nokta new grid. Bu da yükleyeceğim dosyanın benzersiz bir isme sahip olmasını sağlayacak. Çünkü yüklediğiniz dosya sonucu çakışmaması gerekiyor. Aynı isimde olacağı için çakışmamalı. Biz de kendimiz bir isim veriyoruz. Dosya yol. Bana dosyanın yolunu ver. Server mapped. String format.
Şurada bir tane resim var. İsmine bakın. İsmi farklı. Bu Facebook'tan indirilmiş bir isimlendirme standardı. Bu da Facebook'un kendi isimlendirme standardı oluyor. Farklı farklı ID'ler. Milyarlarca resim dosyası olduğunu düşünürsek bu şekilde olması gerekiyor. Buradan seçiyorum. Dosya adı burada. Yükle dediğimde dosya yükleme işlemi başarıyla gerçekleşti dedi. Gerçekten başarıyla gerçekleşti mi? İmej klasörüne bakıyorum. İsimlendirmeye bakın. Bu benim GUID ID'm. Bu şekilde dosya yükleme işlemini gerçekleştirmiş oldum. Mesela sadece resim dosyası yükleyeceksiniz. O zaman siz resim dosyalarının MIPTYPE dosya uzantılarını bilmeniz gerekiyor. Burada da bunları tanıtıp sadece onlar ise bunları yüklemeniz gerekiyor. Mesela RAR dosyası geldi. Siz sadece RAR dosyaları yüklemek de isteyebilirsiniz. O zaman da sadece RAR uzantısını almanız gerekiyor. Burada da bu şekilde bir standart yaptık. JPEG, JPG uzantılı dosyaların yüklenmesini istedik. Şimdi açıklamasını yapalım. Thank you.
type'ların listesi yer alıyor. Hatırlarsanız IIS'de bunu göstermiştim. Linki de yapıştıracağım projeye. Şu şekilde. Bin type'lar IIS tarafında hatırlarsanız şu dosya uzantısını vermemiz gerekti ve karşına da bu açıklamayı yazmamız gerektiğini söylemiştim. Mesela bu application Excel dosyası olduğunu söylüyor. XLA ise Excel. O zaman siz Excel ile ilgili bir işlem yapacaksanız XLA min type'ını eklemeniz gerekecek. Ya da XML üzerinde işlem yapacaksanız bunu eklemelisiniz. Gibi. Linkini yapıştırayım.